dayısı Mehmet Ağa. Bir dayılara! Değerli izleyenlerimiz, Duruca Köyü'nün güzel görüntüleri bitmek tükenmek bilmiyor. Ve şu anda da yanımızda değerli ozanlarımız, köyümüzün muhtarıyla birlikteyiz. Hemen önce muhtarı tanıyalım. Daha sonra güzel sohbetler ve güzel türküler dinleriz. Sizi tanıyalım muhtar. Ben kilisiline bağlı Duruca Köyü muhtarı Nuri Özkan. Bu Yaprak TV davet ettiğinizden dolayı, köyümüze gelip de bu programları hazırladığınızdan dolayı Kilis Duruca Köyü halkı adına ve şahsım adına Yaprak TV televizyonuna başarılar diler. Teşekkür ederim köy halkım adına. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi muhtar, tam yanımızda duran bir ağaç var. O ağacın ismi nedir? Çınar ağacı. Bayağı büyük bir köke sahip, yani kaç yıla dayanan bir özelliği var? Hemen bir asırlık, 90-100 yaşında. 90-100 yaşında bir ağaç. Bir asırlık. Gerçekten çok ilginç. Efendim? Bir asırlık, tam 100 yaşında rahat da var. Gerçekten değerli izleyicilerimiz, çok enteresan bir şey. Şu anda kameraman arkadaşımızın da görüntülediği gibi. Peki muhtar bey, biz buradaki kişilerden öğrendiğimize göre daha önce köyünüzde bir paşa yaşıyormuş ve onun torunları da hala bu köyde olduğu söyleniliyor. Evet, Murat Paşa vardı. Büyüklerimizden öğrendiğimize göre Fransızlardan çeteler kurmuş, bu köyü korumuş o zamanda. Evet. Duyduklarımız bu kadar. Şu anda da torunları yaşamaktadır daha köyümüzde. Fransız onun için bizim köyü basamamış, yani her tarafa saldırmış, burası saldıramamış. Ayrıca köyünüz de Suriye sınırına çok yakın bir bölgede. Evet, 3 kilometre mesafede. Peki torunları hala bu köyde. Evet. Onları görebilir miyiz programdan sonra? Görebilin. Programdan sonra onların görüntüsünü de alacağız. Ki bir de galiba ilkokul ilk kez bu köyde yapılmış. Evet, büyüklerden duyduğumuza göre 1928 yılında bu Suriye sınırından karşıda. Suriye sınırında daştan eski hayvan katır varmış. Katırlardan köylü halkı bunun daşını çekerek Kilis köylerinde ilk olarak bu okul yapılmıştır. Katır nedir? Katır hayvan. Bizde katır diye hitap ederler yani. At gibi bir şey. At gibi, evet, öyle derler yani. Bunlardan daşını çekmişler, köylü halkı çekmiş. Kilis köylerinde ilk olarak yapılan okul bu okuldur hemen hemen. Daha sonra ekranlarımıza o okulu da getireceğiz. Evet. Köyünüzün bir diğer ismi de Karanebi'ymiş. Bu ismi nereden aldı köyünüz? Bu aslında köyün en büyüğü Karanebi isminde bir şahsın ismiymiş. Karanebi diyeceğine bütün çevre köylerde Karnebi diye. Karanebi olacağına Karnebi diye. Yani o adamın ismini taşıyarak eski ismi bütün çevre köylerde Karnebi diye herkes daha iyi tanıyabilir. Ondan sonra yeni köy değişim isminde Durucu ismini aldı. Peki bu Karnebi kimdir? Yani ondan biraz kısaca söz eder misiniz? Bu Karnebi işte Karanebi ismindeki o şahsı taşıyarak ilk temelinde, yani şahıs olarak Karanebi isminde köyün kurucusu o kişiymiş. Dedelerimizden tanımadığımız şahıs. Karanebi diyeceğine Karnebi denmiş. Şimdi bütün çevre köylerde Karnebi diye Durucu'dan daha iyi tanınan köy. Bir de mezar varmış galiba, daha önce ermişlerin falan ya, yani eriştiğine. Bir dakika. Peki köyünüzde bir de ziyaret varmış. Evet. O ziyareti de anlatır mısınız? Bu ziyaret işte 1328 yılından beri Çobandepe isminde bir ziyaretmiş. Şimdi Çoban Dede derlermiş. Evet. Bunu da işte cuma günleri, perşembe günleri halk tarafından ziyaret edilmektedir. İşte köyün 2 kilometre kuzey tarafında Beşşenli ve Durucu arasında. Evet. Köylü arkadaşlardan öğrendiğimize göre de galiba köylü bir kişinin daha önce koyunları kaybolmuş.
O ziyaretin yakın bir bölümünde yaşlı bir kişi tarafından bulunduğu söyleniyor. Yani o ziyaretle ilgisi olan. Doğru mu? Evet, evet. Peki biraz anlatır mısınız daha ayrıntılı bize? Ben o kadarı o zamana yetişmediğimden dolayı herhalde Fakı dede mi derlermiş. Fakı dedenin yani koyunları oraya gitmiş de duyduğumuz göre yani delaleti o Fakı Hoca derlermiş. Evet. O zamandan beri böyle duyuyor yani. Tabii o zamana biz yetişmediğimiz için tam durumların ne olduğunu o kadar şey diyor ama çoban dedeleri duymuşuk. Ziyaret yapılmaktadır. Peki köyünüzde genelde tarım olarak ne gibi şeyler evet, yetişiyor? Köyün genelde tarımla uğraşır. Bağcılık, zeytincilik, bahçecilik genellikle %80'i bundan tarım işleriyle. Hayvancılık olarak? Hayvancılık da çok az yani. Az gene hayvancılık da var. O kadar. Küçük baş, büyük baş hayvan da var. Genellikle tarımla. Bağcılık ve zeytincilik %80. Teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederim. Evet, şu anda yanımızda değerli ozanlarımız var. Bu güzel sohbetten sonra ozanlarımızdan güzel bir de türkü dinleyelim. Koçer Bey sizi tanıyalım. Pardon ben Koçer Bey sizi. Benim ismim Mehmet Koçer Özkan olarak geçiyor. Tabii ben şimdi Muhtar amcanın için şerefine bir kırmızı gül din çiçek açmış. Benim buranda o türküyü okumak istiyorum. Kırmızı gül bir Şeytanıcının yakamanı canım. Kırmızı gel çiçek açmış. Ah gene benim buramda baramda. Nerak çektiçe fitilişler gene benim yaramay. Ah yaramay yaramay. Küskün meyden dağın meydan, kime kenetin dersen de gidin alar ayak. Vel, vel, vel. Yeri güzel, yeri yere, anam kurban. Nere senin saçın sürersen, sürersen. Yeri güzel, yeri yere, anam kurban. Nakse
sen gene saçın sürünsün sen sen sekesin düğme. Bu dünyada ne ayı dögünsün ögesen aman 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 El selam olsa da ala bağlar da senin yoluna yoluna selam olsa da ala bağlar da senin yoluna yoluna Amanın eller 5000 verir de gene ben sana verirdim senin 10.000 lira kolunu 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 Hele küskün müydün hele sen de dargın mıydın Kime kennettin de sen de giydin onları Vel 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 Teşekkürler Çok teşekkür ediyoruz. Dilinize sağlık. Ben de size çok Evet, bir ozanımız daha var. Hemen onu da tanıyalım. Sizi tanıyalım. Duruca köyünden Ahmet Özkan. Ahmet Bey, evet. Sizden de güzel bir türkü dinleyeceğiz. Evet, dinleyelim. Hangi parçayı? Bu top Yaprak TV'ye. Teşekkürlerimizi sunarız köyümüze kadarı geldikleri için. Bizim yöremizin geleneğimizi, göreneğimizi görüp ve köyümüzü etraf vilayetlere ve köylere tanıttıkları için çok teşekkürlerimizi sunarız. Ben zaten bizim de amacımız yalnız düğün görüntüleri almak değil, kendi yöremizi, kendi törelerimizi bütün güzelliğiyle izleyicilerimize sunmak. Biz yalnız düğün görüntüsü almıyoruz. Bu yöre bizim yöremiz. Çok teşekkür ettik. Ve kurucusuna, Yaprak TV'nin kurucusuna ve Mehmet Alıcı'ya, arkadaşımıza çok teşekkürler. Hepinize beraber. Seni seven de sevmesini bilmemiş de bir barak söyleyelim. Bizim çünkü yöremizin tüm şeyi baraktan gider. Bizim de aynen, biz barak yöresinin tüm türkülerimiz barak yöresine söyleriz. Başka hava şeyden yoktu. Makamımız tümünen baraktır. Peki bu söyleyeceğiniz güzel türküyü bütün Mehmetçiklere, kader mahkumlarına, kader mahkumu ailelerine, Mehmetçik ailelerine, artı ekranları karşısında bizi izleyen bütün izleyicilerimize armağan edelim mi? Tüm seven ve sevilenlere
sevgiye layık olanların hepsine. Dünya sevdikçe güzeldir değil mi? Evet. Dünya sevdikçe güzeldir. Barışı dostluğa, seven, barışı barışa, seven bütün barışa insanları. Barışa ve dostluğa. Hibe ediyorum. Amanın seni seven yiğitler ama sevmesini bilmemiş. İş amanı çok ağlamış o kara gözlerim ben neden gülmemiş gülmemiş. Ah, kim ne derse desin de yine benim deli gönlüm ölmemiş, ölmemiş, ölmemiş. Benim bu gönlümü öldüren, öldüren sen değil misin? Aman aman sen değil misin? Heyam, heyam. Benim bu gönlümü öldüren, öldüren sen değil misin? Aman aman sen değil misin? Ebru Alalo. Açırım nasıl adamsın o zaman? Açırım lan. Geri çıkın lan, geri çıkın lan. Şu adamların üstüne çöktünüz ha. Zaten öyle yapar, şimdi hadi. Bokucunuz mu adamlar lan? Amanın gücüdür köyünüzde kız nedir ve damar sizin eliniz güzel. Amanın gücüdür köyüzde kız dedim de ama sizin eliniz güzel. Şönesil bir yavruya nedim gene mail verdim değmezsin nazayir. Amanın ellere yar vermiş de le 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 le. Kol kola gezer, kol kola gezer. Daima karazin bana min ey zalim felek. Daima karazin bana min ey zalim felek. Ya ey zalim felek. Aman dolanı fırlar da sacra karmayın. Aman dolanı fırlar da gene sacra karmayın. Seni seveyim de başkasına bakarmayın. Sen güzel delilin altında karmayın. Altında kan boylarına kurban ben olayım. Aman kurban ben olayım. Yolmaya giden güzelle le 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 altında karmayın. Altında kan boylarına kurban ben olan, ben olan, ben olan uyuyum. Ama kurban ben olan uyuyum. Dilinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ettim.